Evet arkadaşlar, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde bu köşedeki bozukluğu düzeltmek ile başlayacağız. Yanlış kesimler yapmıştık ve bu yanlış kesimlerin yol açtığı problemleri gördük. Şimdi kesimin doğrularını yapmaya çalışarak problemleri gidereceğiz. Şuradaki bozuk kesimleri düzelttik. Ondan sonra şuradan alıp şöyle bir kesim yapalım. Ve bir komut çıkıp deneyelim. Evet. Bu kısımdaki problemi giderdik. En azından şu köşedeki giderildi. Ama şurada hala bir problem söz konusu. Buradaki problemi de en basit yolu olarak şöyle gidermeyi deneyelim. Şöyle keselim. Bir bakalım nasıl oldu. Evet. Giderildi. Nasıl şu kısma bakalım. Bu kısımda sorunu büyük ihtimalle şundan kaynaklanıyor olabilir. Bunu bir rim olan kaldırmayı deneyelim. Ve tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi sıfır üst tarafa kaydı. Üst tarafa kaydı. Aa, poligonun kutu yöntemiyle şöyle bir kesik atalım. Keselim orayı. Daha iyi bir açıdan yapalım. Bakalım. Şöyle bir deneyelim. Bakalım şu an ne yaptı? Biraz daha toparlandı gibi. Aynı işlemi bir de şöyle mesela deneyelim. Basit yolla. Gitgide toparlanıyor. Bu kesiyi bir segment daha aşağı uzatalım. Biz bu işlemi yaparken dikkatli olun. Bazen doğru segmentler üzerine hareket etmez. Şöyle saat yönünde ve ters saat yönünde döndürürsek daha iyi kavrarsınız. Burada böyle bir çıkıntı yaptı. Demek ki biz bunu aşağı kadar uzatırsak veya daha iyi bir formülden sadece şu köşeleri lob ile seçerek küçük bir chamfer, bu birazcık küçük olur, büyütelim. En azından şöyle bırakalım, bakalım bize ne sonuç verecek. Gördüğünüz gibi düzeldi. Orayı sadece chamfer ile de düzeltebilirdik. Bu köşeyi sadece chamfer ile seçelim ve düzeltme çabasını gösterelim. Bakalım ne yapacak. Okey diyoruz. Tekrar smooth verdiğimizde gördüğünüz üzere dış köşeyi düzeltti. Alt tarafta bir bozulma var. O segmentin orada az olmasından kaynaklanıyor. Kolay bir problem. Aynı işlemi köşeye de yapalım. Ondan sonra gelelim. Benzeri aynı işlemi yine buraya da uyguluyoruz. Chamfer ile. Tamam da smooth verdiğimizde gördüğünüz gibi köşelerde bariz düzenler kendisini belirliyor. Şuradaki segment bozukluğuna olan sebep şurası. Şuradaki bozukluklar. Onları da teminki yöntemle düzelteceğiz. Tekrar poliye geçiyoruz. Yani size şöyle görebileceğimiz bir açıyı alalım. Polygon cut diyelim. Ve şöyle bir kesik atalım.
Şuradan da göz kaya şöyle atalım. Bakalım ne oluyor. Evet, orada da deminki duruma nazaran daha iyi bir gelişme kaydetti. Tabii ki yine şurada kesim hatası yaptık. Kesim hatasını daha düzgün yapabileceğimiz bir açıda yapalım. Tekrar smooth'a geçerek gördüğünüz gibi. Bu arada Z tuşuna basarak koordinattan kaymış objeyi tekrar koordinatına getirebilirsiniz. Şimdi gelelim şu kısma. Bu kısımdaki acaba neyden kaynaklanıyor? Bunu bir chamferla düzeltebilir miyiz? Şimdi hemen deneyip görelim. Yok diyelim. Tabii ki eksik seçti. Vertex sorunu var çünkü orada. Manuel seçiyoruz. Chamfer diyoruz. Bu chamfer yeterli olmasa daha büyük atacağız ki yeterli geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üst kısımdaki düzeltmeyi yapmadan önce paralelindeki hatayı düzeltelim. Biraz daha ortalayalım. Poly'e geçelim. Edge seçilirken gerekli yerleri işaretleyerek chamfer diyelim. Okey. Bakalım bize ne verecek. Evet, gördüğünüz gibi bu kısımdaki de sorunu düzelttik. Şimdi bir Z dedik. Klavyeden W tuşuna basarsanız Move komutuna geçer. Alt ve mouse'un scroll tuşuyla döndürme işlemini yapabilirsiniz. Max'te bunun gibi birçok kısa yol mevcut. Şimdi şuradaki problem ne poligon cut komutu ile şöyle bir kesik atalım. Bu kesik bizim işimizi görecek mi bakıyoruz. Görmedi. Ama bir düzelme sergiledi. Şimdi tekrar kat diyerek şuradan bir kesik atalım. Bakalım şimdi. Evet, birazcık daha düzelme oldu ama şu köşe chamfer komutu ile daha iyi düzelir gibi. Hemen chamfer'ımızı oraya uyguluyoruz. Smooth diyoruz. Gördüğünüz gibi. Üst tarafta çok. Yani F4'e basalım. Edge'ler kaybolsun. Şurada şöyle bir sıkıntımız var. Arka tarafta da bir sıkıntı var. Ondan da ilgileniriz. Onu da düzeltmek için tekrar poligona geçiyoruz. Şuradan en azından şuraya kadar bir keselim. Smooth'a geçelim. Evet, düzeldi. Şimdi arkadaşlar, aslında bunun yapım şekli bu değil. Modeli dersin başında da söylediğim gibi hatalı modelleyerek polide hilelerle kurtarmaya çalışıyoruz. Oluşabilecek bozuk gözüken ama görevini tam yapan poligonlar model üstünde bir sıkıntı oluşturmuyor. Tabii ki bunların ekseninde devam etmesi gerekiyor ki şurada gözüktüğü gibi. Ama dediğim gibi illa böyle gözükmesi gerekmiyor. Sonuçta ki bizim istediğim şuradaki eğim oluşuyor mu önemli olan o. Daha sonraki derslerimizde işi kuralına göre de modelleyeceğiz. O zaman biraz daha uzun dersler olacak. Daha ileri seviye olacak. Hemen buraya chamfer'ımızı uyguluyoruz ve bakıyoruz ne halinde. Evet, burası da istediğimiz hale geldi.
şu kısmı düzeltelim. Hemen. Kısım için uygulamıştık. Şuradan şöyle cut komutuyla kesiyorduk. Smooth ile o kısmı kontrol ediyorduk. Yeterli olmadığında şu kısmı ekseni ile beraber bir kesim daha yaparak, yani yüzey oluşturarak oradaki problemimizi en azı indiriyorduk. Şimdi görüldüğü gibi havuz az çok ortaya çıktı, kendini belli ediyor. Bazı yüzey farklılıkları var. Normaldir. Şimdi şu alt taraftaki şu çizgileri bir yok etme çabasına girişelim. Onlardaki gözüktüğü gibi şundan kaynaklanıyor. Acaba bunlara aynı vertexler üzerinde kat işlemi yaparak ne derecede toparlayabiliriz? Hemen bir bakalım. Da bunları da bu taraftan birleştirelim. Şöyle. Evet. Gördüğü gibi birazcık sabır isteyen sistem oldu. Evet, o kısımdaki düzeltme hallettik. Şurada birazcık bir enayilik oluştu. Onda kat komutu ile şöyle bir yüzey oluşturarak düzeltelim. Evet, gördüğünüz gibi yine çok küçük bir problem var. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar. Modelleme üzerindeki bazı hatalar şuradaki gibi küçük hatalar, özellikle modelin alt tarafı, yani görünmeyecek, render'da görünmeyecek kısımlardaki hataları kaplama ile de yok edebilirsiniz. Mesela lavabo üzerinde bir seramik kaplama kullanacağız. Onu da nasıl hazırlanacağına Vray'de size anlatacağım. Evet, görüldüğü gibi bu şekilde bitmiş olarak kabul edelim modellememizi. Ha, bu lavaboyu şöyle de modelleyebilirdik. Sadece yarısını modelleyip simetride de oluşturabilirdik. O daha pratik bir yol. Ama şimdi önce bir tamamını modelleyelim. Çıkabilecek sorunun en zorlarıyla nasıl baş edebiliriz, nasıl kurtuluruz? Onu görelim. Şuradaki düzeltme formülünü siz kendiniz uygulamalı olarak yaparsanız, ki eğer yapmanızı tavsiye ediyorum, bu kısımlar içinde kullanın. Hatta daha da geliştirin. Pratik değilen yöntemler bularak sonuçları sonrasında gözlemleyin. Şimdi lavabonun deliğini açacağız. Toplam 1, 2, 3 deliği olacak. Bu delik açma işlemleri için yardımcı olarak bir silindir kullanacağız. Ve bu silindire de Bolin modifiyerini entegre edeceğiz. Ondan yardım isteyeceğiz. Ve nasıl bir obje delinir ya delik açılır, onu göreceğiz. Şimdi göz kararı. Biraz daha silindirimizi büyütelim. Tabii ki birazcık öne çekelim. Standart tuşuna basıp alt taraftan Component Object içerisinde Boolean seçiyoruz. Burada Subtraction B-A komutunu seçiyoruz. A eşittir silindir 1 oldu, gördüğünüz gibi B boş. Ve ikinci obje olarak isteyecek bizden. Pick operand B diyoruz. Objemizi seçiyoruz. Şu anda kesti. Tabii ki bu kesim işleminde şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Obje kestiğinizde bir daha değiştirme şansınız olmuyor. Değiştirmeniz için tekrar sağ click, convert to table, pulley seçmeniz gerekiyor.
Tabii bu da turbo smooth özelliğini kapatmak gibi bir şansınız kalmıyor. Bu kadar yüksek poligonlar üzerinde çalışmanız gerekecek. Buna Show Statistics'ten bakıyoruz. Tabii ki sıfır olarak gözüküyor. Ama bu işlemimizi geri aldığımızda 58.000 poligon, 29.000 vertex'ten oluşan bir modelimiz var önümüzde. Şimdi hala boolean olarak gözüküyor çünkü silindir seçili durumda. Evet arkadaşlar, ikinci dersimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Üçüncü dersimizde delik açma işlemlerine devam edeceğiz. Koyacağız.